Selamlar. Güvenli veri paylaşımı ve veri bütünlüğünü korumakla görevli merkezi olmayan veri kayıt defteri olarak da tanımlanan blockchain, yani blok zinciri teknolojisi 2024 yılında dijital dönüşümü çeşitli şekillerde etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bu etkilerin bazı önemli örneklerine daha yakından bakmalıyız. Blok zinciri farklı taraflar arasında güvenli ve şeffaf bir şekilde veri paylaşımı yapılmasını sağlayacaktır. Özellikle araştırma geliştirme, sağlık, eğitim, finans ve kamu yönetimi gibi alanlarla işbirliği ve veri paylaşımı kolaylaşacaktır. Blok zinciri şeffaf ve izlenebilir tedarik zincirleri için de kullanılacak. Lojistik üretimde verimliliği arttıracak ve sahtekarlığı da azaltacaktır. Akıllı sözleşmelerin otomasyon yetenekleri çeşitli iş süreçlerini kolaylaştıracak. Maliyetleri gecikmeleri azalttıracak. Özellikle finans, tedarik zinciri yönetimi ve sigortacılık gibi alanlarda otomasyon ve verimliliği arttıracaktır. Akıllı sözleşme diğer sözleşmelerde olduğu gibi bir anlaşmanın koşullarını belirler. Ama geleneksel bir sözleşmenin aksine akıllı sözleşmenin koşulları Endothelium gibi bir blok zincirin üzerinde çalışan kodlar şeklinde yürütülür. Akıllı sözleşmeler blok zincirinin sunduğu güvenlik, güvenilirlik ve erişebilirlik faydalanan uygulamaları oluşturmasına da olanak tanır. Ethereum'un ne olduğunu merak edenler için Ethereum ERC-20 kod sistemi sayesinde birçok kripto para biriminin altyapısını oluşturan merkezi olmayan ve açık kaynak kodlu bir blok zinciridir. Blockchain tabanlı dijital kimlik çözümleri sorunsuz çevrimiçi etkileşimlerini mümkün kılacak ve buna bağlı güvenlik ve gizliliği arttıracaktır. Ve bu sayede kimlik hırsızlığı ve sahtecilik gibi riskler oldukça azalacaktır. Tokenizasyon, hassas verilerin rastgele ve benzersiz bir değer ile ifade edilerek korunması yöntemidir. Kredi kartı bilgileri, vatandaşlık numarası gibi özel bilgilerin tokenları oluşturulur. Herhangi bir işlemde bu verilerin açık olarak kullanılması engellenir. Önümüzdeki yıllarda finans, ticaret, üretim, oyun, gayrimenkul, sanat ve eğlence gibi birçok alanda tokenizasyonun varlıkları daha da kolaylaşacak ve güvenli olacaktır.